İnşallah daha sağlıklı, sıhhatli bir yaşam diliyorum. Gibi dün gündemimizdeki konu dün Beşiktaş Futbol AŞ'nin genel kurulunda bir önceki yönetim kurulu başkanının imha edilmemesiyle ilgili bir gündemimiz var. Dolayısıyla onunla ilgili açıklama yapmak istiyorum. Daha sonra da sorularınızı almak istiyorum. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki arkadaşlar, Beşiktaş çok önemli bir kurum. Beşiktaş 116 yıllık tarihi geçirmiş bir kulüp. Dolayısıyla ayakta kalması ve sağlıklı yürüyebilmesi hem Türk spor kamuoyu açısından hem de tüm Beşiktaşlar açısından çok önemli. İmra konusuna gelince, bir önceki döneminde 10 milyon TL kar eden bir kurumun, bir şirketin bir sonraki sene 307 milyon civarında zarar etmiş olması zaten imha edilmemesini gerektirdiğini biz de biliyoruz. Ben bir iş adamıyım ve bir yeri yönetiyorsanız basiretli olmak zorundasınız. Basiretli tüccar, basiretli iş adamı tarifinden yola çıkarak basiretli olmak gerekmektedir. Dolayısıyla Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün ortağı olduğu Futbol AŞ'nin yapmış olduğu büyük zararın irdelenmesi gerektiğine Beşiktaş Jimnastik Kurulu'nun yönetim kurulu olarak oy birliğiyle öncelikle karar alındı. Ve daha sonra da bildiğiniz üzere Futbol AŞ'nin genel kurulunda yine oy birliğiyle imha edilmeme kararı çıktı. Takdir edersiniz ki biz bir camiayı temsil ediyoruz. Bu camianın istekleri doğrultusunda, talepleri doğrultusunda da biz burayı yönetmek durumundayız. Yetkiyi onlardan aldık, camiadan aldık geldik. Onların da, camianın da bu hususta imha edilmemesi hususunda talebi ve baskısı olduğunu da burada belirtmek istiyorum. Şimdi bir diğer konu da şu. Bazı yönetim kurulu üyeleri demeyelim, şöyle izah edelim. Beşiktaş Futbol AŞ'nin yönetim kurulu üyelerinin imha edilmesi ve sadece başkanın imha edilmemesi hususunu bir açıklık getirmek istiyorum. Çünkü kafalarda bir soru işareti olduğunu anlıyorum ve aldığım duyumlarla da buna cevap verme ihtiyacı duyuyorum. Bütün Futbol AŞ'nin bahsi geçen tarihler arasında yönetim kurulu kararlarına baktığımızda Beşiktaş Futbol AŞ'nin ana faaliyeti olan futbolcu transferi ve ücretleri kar ve zararımızı oluşturuyor. Önemli kısmı bu. Ve bunların hiçbir tanesinin Futbol AŞ'nin o günkü yönetim kurulunun önüne gelmediğini ve onların imzalarının olmadığını gördük. Alınmış olan Futbol AŞ'deki yönetim kurulu kararlarının çok önem ifade etmeyen kararlar olduğunu gördük. Ve buradan da yola çıkarak dedik ki bu arkadaşlarımız içinde olmadıkları ve atmadıkları imzalardan sorumlu tutulamaz. Görüldüğü şu ki tamamen Futbol AŞ'yi taahhüt altına sokan edimleri, taahhütleri Sayın Başkan'ın imzaladığını ve dolayısıyla da onun bu konuda hesap vermesi gerektiğini ifade ettik. İbra edilmemek dünyanın sonu değil. Sayın eski başkanın da çıkıp kendisini belki de aklayabileceği bir mecra olacağını düşünüyorum. Bu da onun için bir şanstır. Olaya bu şekilde bakıldığı takdirde kendisinin de bu hususta gerekeni yapacağına inanıyorum. Burada bir hukuki süreç başlamıştır. Ama bir şey daha ifade etmek istiyorum ki zaten bu hukuki süreç zaten var. Yani imha edilseniz de var, edilmemeniz de var. Yani imha edilmemek dünyanın sonu değil arkadaşlar. İmha edilmemek bu hususta soru işaretleri olduğunu ve bu soru işaretlerini cevaplandırılmasının gerektiğini ortaya koymaktan ibarettir. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bir diğer konuda
Mevcut yeni yönetim kurulunun tartışıldığını görüyorum. Kendimin neden orada olmadığını, sorularının sorulduğunu sosyal medyada ve medyada görüyorum. Buna da bir açıklık getirmek istiyorum müsaade ederseniz. Zaten yukarıda ifade ettiğim, tek başına bir şekilde burayı idare etmek kolay bir iş değil. Hata yaptırır. Yoğunluğunuz çok fazla olduğu zaman hata yaparsınız. En önemli cümlem şu olacak. Ben kuvvetler ayrılığıyla bir konuyu yönetmenin çok faydalı olacağını düşünenlerden biriyim. Özellikle muhalefet olmalı. Özellikle direnç gösteren kişiler olmalı. Yani ben futbol AŞ'nin başında oturacağım. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde başında oturacağım. Hem çalacağım hem oynayacağım. Bu doğru bir tavır değil. Benim tercihim şu, ben hesap sorabilmeliyim. Oradaki kişi de benim eğer taleplerim varsa bunlara muhalefet edebilmeli, dur diyebilmeli. Bu aslında Beşiktaş'ın bir kontrol mekanizmasını sağlıklı oluşturmanın bence ilk adımıdır. Belki tahammüllere aykırı gelebilir ama sonuç itibariyle yasal bir tavır ve tutumdur. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum ki, buraya yönetim kuruluna seçilen arkadaşlarımız, zaten üç tanesi benim yol arkadaşlarım ve futboldan sorumlu arkadaşlarım. Bunların burayı idare etmesi, bunlardan herhangi bir tanesinin burada başkanlık yapmasının hiçbir sakıncası olduğunu düşünmüyorum. Biz koltuklar için buraya gelmedik. Biz burayı iyi yönetebilmek, yanlış yapılmaları önleyebilmek, kendi yapacağımız yanlışları da bir başkalarının engelleyebilmesi için bir tarz ve plan hazırladık. Çok ilginç bir şey söylemek istiyorum. Bugün bunu tartışanlar, siz niye orada yoksunuz, sorumluluktan mı kaçıyorsunuz diyenlere, Beşiktaş kulübünün ben başkanıyım ve bütün borçlarından, SSK'sından ve vergi borçlarından sorumluyum. Futbol AŞ'nin içinde olmadığım zaman sorumluluk almayacağım anlamına bu gelmez. Özellikle şunu belirtmek istiyorum ki, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün vergi ve SSK borçları futbol AŞ'den çok daha fazla. Nedeni de fair play kuralları var biliyorsunuz arkadaşlar. Her 6 ayda bir Beşiktaş Futbol AŞ borçlarını ve SSK'larını halletmek ve çözmek zorunda olan bir kurumdur. Yani oradaki borç içinde bulunan sıkıntı Beşiktaş kulübünün yanında solda sıfır kalır. Hiçbir emniyet yok. Biz zaten en büyük kısmında zaten sorumluyuz. Biz Beşiktaş için kendimizi feda etmeye geldik, çalışmaya geldik. Borçların altına, elimizi taşın altına koymaya geldik. Hiçbir şeyden kaçınmışlık yok. Sadece tekrar vurgulamak istiyorum. Kuvvetler ayrılığı, birilerinin benim kararlarıma muhalefet edebilmesi, taleplerime ve benim de oraya oturan arkadaşlardan hesap sorabilmeyi arzu etmek ve böyle bir dizaynı yerleştirmek benim şahsen yöneticilik tarzım ve biçimimdir. Bunu bugün sorgulayanlara şunu da söylemek istiyorum. Futbol AŞ'de yönetim kurulu üyesi olmayan geçmişteki arkadaşlarımız transfer komitesi başkanlığı yaptılar. Transfer komitesi üyeliği yaptılar. Futbolla ilgili her türlü konuda karar alıp başkan beyin önüne getirip imzalarını aldılar. O zaman neden bu sorgulama yapılmadı? Asıl sorgulanması gereken buydu. Ve şunu söylemek istiyorum. Beşiktaş'ın şu anda ağır bir yükü var, sorumlulukları var, konuları var. Maddi, manevi, idari her türlü sorunlarıyla çöze çöze yola devam ediyoruz. Sabır gösterildiği takdirde camiamdan rica ediyorum sabır göstersinler. Çok güzel bir Beşiktaş'ta kendilerini çok kısa zamanda kavuşturacağız. Beşiktaş'ın önü çok parlak olacak arkadaşlar. Teşekkür ederim. Benim bu konuda söylemek istediklerim bunlar. Kamuoyunun merakına mucib olan konular bunlardı. Bunun dışında arzu ettiğiniz takdirde soruları olan varsa cevaplamak isterim. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Sayın Başkan, bu ibra konusu biraz kamuoyunun, Beşiktaş taraftarının aklını karıştırdı. Tam olarak ne anlama geldiği ve bundan sonraki yasal sürecin ne olacağı biraz öngörülemiyor.
aslında öngörülememekten çok bilinmiyor. Şimdi kulüp olarak siz bundan sonra bir yargı sürecine başlayacak mısınız? Dava açacak mısınız? Çünkü bir örneği var. 2012'de Yıldırım Demirören de ibra edilmedi. Yine AŞ'de ve dava açılmadı. Hatta o davanın zaman aşımı bu yılın Aralık ayında sona eriyor. Sizin buradaki tutumunuz kulüp olarak nedir? Dava açacak. Dava açılmasının sonunda nasıl bir sonuç ortaya çıkabilir? Dava açıldığında nasıl bir sonuç ortaya çıkabilir? Benim kararım olamaz. Oradaki dava yürütecek mahkemenin vereceği sonuç önemlidir. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum ki dava açma hakkı bütün Beşiktaş Genel Kurulu üyelerinin hakkıdır. Ayrıca Beşiktaş Futbol AŞ'nin her hissedarı bu hususta dava açma hakkına sahiptir. Bunları yapabilirler. Biz hukuken ne gerekiyorsa onu yapacağız. Hukuken ne gerekiyorsa onu yapacağız. Evet. Sayın Başkan, VAR'la alakalı itirazlarınız vardı. Özellikle derbiden sonra çok konuşuldu. Süreç nasıl işliyor? Neler söylersiniz? Evet, teşekkür ederim. VAR'la ilgili bizim müracaatlarımızın şu andaki durumunu size izah edeyim. Biz de herkes gibi biliyoruz ki futbolla ilgili konuların mahkeme edileceği yer tahkim kuruludur. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz bunları çok iyi biliyoruz. Ancak tahkime gidebilmemiz için tahkim önce müracaatınızı Federasyon Yönetim Kurulu'na yapacaksınız. Oradan aldığınız cevaptan sonra bize müracaat edebilirsiniz diyor. Biz henüz o yolu aşamıyoruz. Yani Futbol Federasyon Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğumuz müracaata menfi veya müsbet bir cevap vermesini beklemek durumundayız. Bu hakkımızın elinden alınmaması gerekiyor, tahkim hakkımızın. Alınmaması için de federasyona talebimizin yerine getirilmesini, bir yönetim kurulu kararının menfi veya müsbet tarafımıza bildirilmesini istiyoruz. Şu anda beklediğimiz bu. Umarım en kısa zamanda ilk yönetim kurulu toplantısında bize müracaatımızla ilgili bir cevap verirler ve biz de ondan sonra alacağımız cevaba göre tahkim hakkımızı kullanmak üzere yolumuza devam etmek istiyoruz. Böyle gidelim. Buyurun. Başkanım, işiniz çok zor. Anlattığınız gibi göreve geldiğinizden bu zamana kadar sıkıntılı bir süreçtesiniz. O kadar işin içinde sezon sonuna kadar futbolcuların maaşlarını ödeyecek gücünüz var mı? Beşiktaş Kulübü olarak. Evet. Beşiktaş Kulübü olarak. Anladım. Vallahi bugüne kadar 7 seneden beri bu iş çözülerek geldi. Biz de çözmeye devam edeceğiz. Er veya beş bir şekilde hiç kimsenin Beşiktaş'ta parası kalmadı. Hiçbir futbolcunun bugüne kadar kaldığı görülmedi. Zaten az evvel de söylediğim gibi fair play kuralları gereği bunların yapmak zorunluluğumuz var. Bunlar için çalışıyoruz. Yani bunlar çözülmüş olsa zaten başka bir dünya olur. Ama çözülmemesi çözülmeyeceği anlamına gelmez. Teşekkür ederim. Buyurun Fatih Bey. Sabah gazetelerde Fatih Doğan. Sayın Başkan, şunu merak ediyorum. 2012 yılında da Sayın Yıldırım Demirören ve yönetimi AŞ'den dolayı ibra edilmemişti. O dava hala askıda durduğunu biliyorum yanılmıyorsam. Şimdi de yeni bir hukuki süreç başladı. Ama o dönemdeki tek farkı ibra konusundaki sizin takdirinizdir sonuçta ibra edip etmemek. Başkanla ve yönetimin ayrı tutulması. Bugün ismi geçen isimlerden biri Cenk Sümer'in de o dönemde ifade ettiğiniz kadarıyla listelere imza atmadığı, defterlere imza atmadığı ve görevlerini çok bağımsız olarak yerine getirmediği de anlaşılmaktadır. Evet, görevlerini yerine getiremediği, yani defterlere, kararlara getiremedi, imza atmamak... Getiremediği değil, getiremediği. Teşekkür ederim. Getiremediği evet. Anlaşılmaktadır diyelim. Pekala bu da ibrasızlığı gerektirmez mi? Daha doğru olmaz mı? Görevini yapamamış yöneticiler, görevini yapamamış ya da doğru yapamamış bir başkanla eşler tutulamaz mı? Teşekkür ederim. Tamam. Şimdi sevgili arkadaşımız aynı zamanda yeni yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam edecek. Kendisinden özellikle bütçe konularında, mali ve idari konularda faydalanmayı düşünüyorum. Sebebi de şu, kendisinin geçmişte yaşadığı orada çok büyük tecrübeler var. Az evvel izah ettiğimiz için de aslında hepsinin cevabı vardı. Yönetim kurulu kararları yok arkadaşlar. Yönetim kurulu kararları yok ve zaman zaman da ben Cenk Bey'in toplantıları talep ettiğini, bunları Sayın Başkan'a izah ettiğini bir tahi ben bizatihi biliyorum. Bunların değerlendirilmemiş olması da zaten bizim için bir sıkıntıdır. Görevini yapmak, işi bırakıp gitmek anlamına gelmez. Orada kalmak da görevi devam etmektir.
Evet. Özür dileyerek son bir soru. Beşiktaş Futbolu AŞ'nin başkanı kim olacak? Erdal Torunoğlu Bey'in ismi geçiyor. Emre Bey'in AŞ'de olduğunu görüyoruz. Tercihinizi yaptınız mı? Teşekkür ederim. Vallahi kendi aralarında oturup toplanacaklar ama kamuoyunda açıklayayım. Kararı kendilerine bırakıyorum ama benim tercihim Erdal Torunoğulları'dır. Abi olarak yaşça büyüktür. Futbolun içerisinde uzun bir süre Beşiktaş'a hizmet etti. Tercihim o olacak. Ben de bunlara buradan yönetim kurulu üyesi yeni arkadaşlarıma öneride bulunmuş olayım ama kararı kendileri alacaklardır. Hayırlısını diliyorum. Başkanım, ağır bir yükünüz var. İdari sorunlar var, ekonomik sorunlar var. Çok zor bir ortamda geldiniz. Bunlar sizin haklı gündeminiz. Bir de camianın gündemi var. Taraftar transfer soruyor hala. Bununla ilgili bir şey yapacak mısınız? Çünkü limit arttırımı diye bir sorununuz var ve birçok kulüp bu limit arttırımına uymuyor. Transfer yapmaya devam ediyor. Siz uyuyorsunuz. Uyduğunuz için belki tepki görüyorsunuz. Nasıl bir strateji izleyeceksiniz? Şimdi az evvel sevgili Fırat ifade ettiğim gibi basiretli olmak zorundasınız. Geliş güzel hareket edemezsiniz. Basiretli olmak demek önünüzü görmek, planlamak demektir. Şimdi TFF'nin limitleri aşan takımlara uygulayacağı cezaları tahmin ediyorum birçoğunuz biliyorsunuzdur. Ağır cezalar. Ben böyle bir kumar oynayıp Beşiktaş'ı böyle bir sıkıntının içerisine atabilecek durumda kendimi görmüyorum. Kurallara uymak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Eğer limitleri ben aştığım takdirde bir sonraki sene Beşiktaş'ın yaşayacağı puan silmeler ve alacağı cezalar benim Beşiktaş'ıma layık gördüğüm pozisyonlar olamaz. Her koyun kendi bacağından asılır. Diğerleri ne yapıyor bilmiyorum ama ben önümdeki rakamlarıma ve önüme koyulan kurallara bakarak kulübü yönetmeye çalışıyorum. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki bizim bu konuda müracaatımız var. Söylediğimiz şu, diyoruz ki sizin bize tanımış olduğunuz limitlerde gelir ve giderlerimiz göz önünde bulunduruluyorsa o tarihte faiz %20 ise bugün %13-15'lere doğru düştüyse burada Beşiktaş'ın giderlerindeki doğan azalmanın tarafımıza transferde kullanılması hakkını kullanmak istiyoruz. Bu zaten TFF'nin ilk yönetim kurulu kararında %30-40'a çıkarırken A maddesi 30-40 olmuştur derken B maddesinde de faiz indirimlerinin gündeme alınacağı ifade edildi. Fakat daha sonra bu karar kaldırılırken ikisi birden kaldırıldı. Biz bunu da doğru bulmuyoruz. Yani ya hep ya hiç diye bir şey olmaz. Bir şeyin doğrusunu seçersiniz, yanlışını bir kenara koyabilirsiniz. Ben anlıyorum. Futbol kulüplerinin şu an içinde bulunduğu durum gerçekten çok zor yönetilebilir bir durumdur ve bunun da düzelmesi gerekiyor. Düzelebilmesi için de TFF'nin aldığı kararlara saygı duyuyorum. Limitler olmalı ve artık herkes içine girebileceği ceketi giymeli. Bu şekilde bakıyoruz biz olaya. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum ki biz bu konuda TFF'ye müracaat ettik tekrar. Bize %15 faizlerin düşmesinden kaynaklanan transfer hakkımızı vermenizi talep ediyoruz diye müracaatımız var. Ve hatta biz bu konuda tahkime gittik. Çok ilginç. Tahkim biz bu konuyu değerlendiriyoruz diyor. Bu da çok ilginç. Ne zaman? 31'inde transfer bitecek. Tahkim konuyu değerlendiriyor. Tarih bile vermiyor bize. Bu tabii ki bizler için çok zor durum. Yani az evvel konuştuğunuz konular Beşiktaş'ın bu hale gelmesinden kaynaklanan sorunlar. Eğer buralar çok iyi bir şekilde idare edilebilseydi, 307 milyon TL zarar yazılmamış olsaydı vesaire vesaire bugün bizler de kulübümüzün ihtiyacı olan, takımımızın ihtiyacı olan bir iki tane transferi belki de yapmış olacaktık. Yani bu bile bizim için şu anda bir ızdırap ve bununla ilgili kişilerin de gelip hesap vermesini gerektiren bir durumdur diye düşünüyorum. Affedersiniz. Buyur Tuna. Tuna Akdemir, TRT Spor. Sayın Başkan, geçtiğimiz günlerde sizin kampa katılacağınız gün öğle saatlerinde Abdullah Avcı ile bir röportaj gerçekleştirmiştim. Orada başkan bu akşam gelecek ve oturup konuşacağız şeklinde bir demeci olmuştu. Planlama yapıldı mı? En azından mevcut kadro içerisinden gönderilecek ya da bir liste geldi mi size? Ve Abdullah Hoca'ya bu transfer durumuyla ilgili nasıl bir açıklama oldu? Aranızda nasıl bir konuşma oldu? Teşekkürler. Yani bunu Abdullah Avcı ile Sayın Hocamızla beraber
birebir yaptıysak konuşulmaması gerekir diye öyle yapılmıştır ama olsun, Beşiktaş kamuoyunun merak ettiği soruları soruyorsunuz. Teşekkür ederim. Hocamla tabii ki konuştum. İhtiyacımız olan bir iki bölge olduğunu o da ifade etti. Ancak kendisi de bizim içinde bulunduğumuz TFF kurallarının ve sınırlamalarının halen daha aşılamamasından kaynaklanan sorunu anlayışla karşıladığını, bunun Beşiktaş'ın bir sorunuysa hepimizin sorunu olduğunu o da kabul ediyor, biz de ediyoruz. Ama biz bu arada mücadelemizde o %15'e düşen faizlerden doğan hakkımızı kullanabilirsek, arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar sonucu bir veya iki tane transfer yapmak üzere hazırız. Ancak aşmamız gerekiyor. Beşiktaş'ı risk ederek değil. Ayrıca gidecek olan hiçbir arkadaşımız yok. Kendilerine şu anda da ihtiyacımız var. Bize herhangi bir talep gelmedi. Gitmek isteyen bir futbolcumuz yok. Veya herhangi bir futbolcumuza şu an için bir talep yok. Olsa bunları değerlendirebiliriz ama bugün için böyle bir şey gündemde değil. Efendim. Sayın Başkanım, Cenk Tosun gündemde olduğunu biliyoruz. Yönetici arkadaşlarınızla temaslar kurdular ama... Sonuç itibariyle eğer bu cevabı aldığımızda Cenk Tosun başka bir yerle anlaşmışsa çok üzülürüz. Ama bu şartlar ve durum bu. Evet. Buyurun. Sayın Başkan, Adnan Bey geçtiğimiz hafta YouTube kanalında yaptığı açıklamada 2 milyon TL'ye kadar gerçekleşmezse bu faizlerin istediğiniz seviyeye çekilmesi sonucu elinizde ne kadar bir bütçe olacak? Onu öngörebiliyor musunuz? 10 milyon mu, 5 milyon mu, 15 milyon TL mi? Onun planlaması nedir? Adnan Bey ifade etti. 2 milyon TL. Hayır, o faizler eğer aşağı inerse, yaptığınız başvuru kabul ederse nasıl bir bütçe elinize çıkacak? Yani çok çok rahatlarız. Yani bir iki tane getirebileceğiniz futbolcuyu getireceğiz o zaman. Yani en azından onlara yer açılacak. Beklentiniz 10-15 milyon TL midir? 25-30 milyon TL olduğunu tahmin ediyorum. Yani böyle bir harcama limitiniz çıkacak ortaya. TL'dir. O da 6 ay için iyi bir rakam. Yani önümüzü açar. Buyurun. Sayın Başkan, biraz önce tahkimin kararını geciktirmesinden bahsettiniz. Olur da tahkim kararını ya da federasyon kararını çok geç açıklar, sizin transfer yapamayacağınız bir sürede açıklar ve bir diğer rakibinizin de açıkladığı pozitif bir, olumlu bir kararla harcama limitleri içerisinde kalmasını sağlarsa buna tepkiniz ne olur acaba? Soruyu tam anlayamadım. Yani federasyon oldu da sizin başvurunuzu kabul etti, faiz oranlarının daha aşağıdan evet, değerlendirilmesi. Ama bunu çok geç yaptığı için sonuçta siz de transfer yapmak konusunda bayağı bir gecikmiş olacaksınız. Evet. Ama bir başka rakibiniz bu limitler arttırıldığı takdirde limit aşımın şeyinden, barikatından kurtulup limitler içerisine girecek. Ve bu bir haksız bir rekabete evet, yol açacak bir şey. Evet. Bu durumda nasıl bir tepki göstereceksiniz? Göstereceğimiz tepki nasıl bu haksızlığı yaptınız, yapmakta doğru davranmadınız demek olabilir. Başka ne yapabilirsiniz ki? Tahkime bile gitme yolumuz açılamıyor halen daha. Ben başka bir şey yapamam. Yani arkadaşlarım da yapabileceğini düşünmüyorum. Ben sadece kumar oynayamıyorum ve risk edemiyorum bu işi Beşiktaş adına. Ben bu riski alamıyorum. Kendi şirketim olsa belki alırım ama kulübüm adına bu riski alamıyorum. Umarım böyle bir şey yapmazlar. Yani ya çok çabuk cevap verirler. 15'in yönetim kurulu toplantıları var. Umarım 16-17'sinde cevap almış oluruz. Eğer alamıyorsak zaten ondan sonra ayın 30'unda alınacak bir karar. O zaman şunu gösterir. Bizi bir yerde frenliyorsunuz. Öbür taraftakilere el altından siz yürüyün. Biz bunu halledeceğiz diyorsunuz. Bu çok büyük adaletsizlik olur. Bunu yapacaklarını hiç düşünmüyorum böyle bir şey. Herhalde yani ayın 31'inde kalkar bana bunu açıklarsan art niyet ararım tabii ki. Evet arkadaşlar, başka sorusu olan var mı? Buyurun. Sayın Başkan, Sayın Fikret Orman'ın bugün gazetede açıklamaları var. Özellikle onu sormak isterim. İbra konusunda çok üzüldüğünü ifade etti Sayın Fikret Orman. Ve ağabey dediğim, kendime çok yakın gördüğüm bir kişinin bu İbra işini yapması beni çok üzdü diyor. Sizin bir açıklamanız olur mu bu konuyla alakalı? Bir defa ağabey dediği için teşekkür ederim nezaketine, sağ olsun. Bu şahsi bir konu değildir. Burası Beşiktaş. Dolayısıyla ben ilkelerle ve vicdanımla burayı yönetmeye çalışıyorum. Bu şahsileştirilmemesi gereken bir konudur. Dolayısıyla kendisinden de buradan rica ediyorum. Bu işi şahsileştirmemize gerek yok. Konu Beşiktaş'sa Beşiktaş'ı konuşalım. Abi ve Ahmet Çebi, Fikret Orman gibi konuları bir kenara park edelim. Bunlar bizim özelimizdir. Bunların Beşiktaş'la bir alakası yoktur. Yani bana Beşiktaşlı olduğu için mi abi dedi? Beşiktaşlı olduğu için
olduğum için mi abi dedi, orasını ben bilmiyorum ama sonuç itibariyle bunun cevabı özetle şu. Ben burayı Beşiktaş'ı yönetmek için geldim. Burada duygulara yer yok. Olayı da hiçbir şekilde şahsileştirilmesini doğru bulmuyorum. Abi konusu şahsi bir konudur. Şahsileştirmeyi de uygun görmüyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar son verelim. Buyurun. Sabah gazetesi, Ogün Şahinoğlu. Sayın Başkan, geçtiğimiz günlerde ikinci başkanımız Adnan Dalgakıran'ın YouTube kanalında açıklamaları olmuştu. Denetim kurulu ile ilgili bazı sözlerinden sonra Feyyaz Tuncel'in imzasıyla açıklama yapılmıştı. Biz görevimizi yerine getirdik şeklinde. Bunlar da raporlarda incelenebilir diye. Beşiktaş yönetiminin de orada bir ibare de vardı zaten. Az konuşup çok iş yapması gerekiyor ve yüz yüze iletişimi tercih etmesi gerekiyor demişlerdi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Valla yüz yüze iletişim tabii doğru ama burası Beşiktaş ve Beşiktaş'ın bir kamuoyu var. Dolayısıyla bazı şeylerin Beşiktaş kamuoyuna açıklanmasını ve onlar tarafından bilinmesi gerektiğini ifade edeyim. Ayrıca geldiğimiz zaman da söylediğimiz gibi biz şeffaf olacağız. Biz açık olacağız. Biz katılımcı olacağız. Paylaşımcı olacağız. Zaten yeni yönetim kuruluna baktığınız zaman paylaşımcılığı tercih ettiğimiz de ortada. Dolayısıyla denetleme kurulunun vazifesini kendilerine göre tam yaptıklarını ifade ediyorlar. Doğrudur. Ama biz de bunun böyle olduğunu düşünmüyoruz. Eksikler olduğunu düşünüyoruz. Ben mesela Beşiktaş ikinci başkanlık yaparken yazılmış olan hiçbir raporun bana ulaşmadığını Sayın Feyyaz Bey, Sayın Başkan'ı ifade ettiğinde o da bu raporları Sayın Başkan'a verdiğini bana ifade etmişti. Ve ben de o gün demiştim ki yani Sayın Başkan'a veriyorsunuz ama Sayın kulüple ilgili yaptığınız araştırmaları veya sonuçlarını getirip bir başkana vermek gibi aynı zamanda yönetim kurulu üyelerine, ikinci başkana, sekretere tevdi etmeniz gerekirdi. Ben elimle bunları görmek isterdim. Ben verdim dedi. Evet, sonradan getirip önümüze koyuyor, verilmiş ama biz şahsen sonradan bilgilendirildik. Eksik yapılan bu icraatın Beşiktaş'a faydası olmadığını düşünüyorum. Keşke tamamlanabilseydi, gereği yapılsaydı. Yani bir şeyleri yazmak ve çizmek yeterli değil. Eğer onun arkasında size tanınmış haklar ve hukuklar var ise onlara da devam etmesi gerekirken orada bir eksiklik görüyoruz. Ama Feyyaz Bey'in şu fikrine katılıyorum. Evet, Beşiktaş'ı beraber yöneteceğiz. Oturacağız, beraber konuşacağız yüz yüze. Bundan sonra dün kendisi de beni aradı. O şekilde hay hay başkan, eğer sen de bu şekilde Beşiktaş'ı beraber yönetelim, size katkı vereceğiz, sizin yanınızda olacağız, sizinle beraber hareket edeceğiz şeklindeki yaklaşımlarınız beni çok sevindirdi. Durum bu ise konu kapanmıştır. Gelelim Beşiktaş'ı beraber omuz omuzu idare edelim diye kendisine cevap verdim. Bunlar çok da sorun olacak şeyler değil. Aslında bu yaşanılan sorunlar Beşiktaş'ın her geçen gün daha iyiye gitmesine vesile oluyor arkadaşlar. Yani Beşiktaş kamuoyunun bunu bilmesini istiyorum. Şu anda yaşanmış şeylerden çok rahatsız olmasınlar. Bizim kendi aramızdaki yaptığımız tartışmalar sonuç itibariyle Beşiktaş'ın lehine olarak devam edecektir. Ve faydasını da görmeye başladığımızı burada ifade etmek istiyorum. Yani bunların üstünü örtüp birbirimize nazik ve kibar davranmak falan artık bu devirler geçti. Çünkü durumumuz öyle bir durum yok. Yani bir savaş alanının içerisindeyiz. Herkesin bir şekilde birbiriyle kavga ederek ama sadece Beşiktaş'ın kavga ederek yoluna devam etmesini temenni ediyorum. Başkanım, son bir soru sormak istiyorum. Bir önceki yönetimin yaptığı çok iddialı sözleşmeler var. İddialı diyeyim ama çok yüksek rakamlar verilmiş oyunculara. Yani hak etmediklerini söylemek istemiyorum burada ama birçok oyuncu normalin çok çok üzerinde alıyor. Piyasanın çok çok üzerinde alıyor. Bazı kulüplerde oyuncular kendi istekleriyle, yönetimin talebi tabii, örneğin Alper'i hatırlıyorum, Alper Potuk. İşte 2,5 alırken 1,3 almaya başladı. Kendi isteğiyle bunu kabul etti. Oyunculardan böyle bir talepte bulundunuz mu? Bir cevap geldi mi? Açık olayım o konuda. Henüz öyle bir talepte bulunmadım. Bugün öğleden sonra bazı arkadaşlarımızla, futbolcularımızla görüşeceğiz. Ancak bu yeni yapılacak olan indirim dahi olsa %66'lık bir vergi oranına tekabül edecek. Ne talihsizlik değil mi? Yani ücreti indireceksiniz. İndirdiğiniz zaman olacak o yeni sözleşme ve çıkan yasamız gereği de %40 vergi ki karşılığı 66'ya tekabül eder. Yani adamdan %30 indirim alacaksınız. Buradan devlete %40 vergi ödeyeceksiniz. Yani onunla ilgili bir soruşturmamız devam ediyor. İlgili bakanlığa soru sorduk. Yani fiyat indirimi yaptığımız takdirde bunu yeni sözleşme olarak kabul edeceksiniz diye. Umarım cevap lehimize gelir de biz de arkadaşlarımızla konuştuğumuzun bir anlamı olur. Teşekkür ederim.
Konuyla ilgili, bu denetleme kuruluyla alakalı. Beştaş ailesi dediniz. Beştaş ailesi içerisinde birçok fert denetleme kurulunun geçmişte görevlerini çok iyi yerine getirmediğine inanan çok sayıda aile üyesi var. Siz denetleme kurulunun biz görevimizi iyi yaptık tavrı da ortadayken açıklamada bunu görüyoruz. Denetleme kurulunun geçmişi ya da geleceği sağlıklı denetleyeceğine siz Başkan Ahmet Muçebi olarak inanıyor musunuz? Teşekkür ederim. Evet. Denetleme kurulu, sevgili arkadaşlar, siz de bildiğiniz gibi dışarıda işi ve gücü olan insanlar tarafından oluşturuluyor bu kurul. Dolayısıyla bunların, bu denetleme o kadar kolay bir iş değil. İrdeleyeceksiniz, inceleyeceksiniz. Biz kendisine denetleme kuruluna dedik ki, siz haklı olabilirsiniz. Sizin önünüze konulan rakamları inceleyip, sadece onlara bakarak bunları kağıtlara aktararak raporu sunuyorsunuz. Bugüne kadarki teamüller, alışkanlıklar bu şekilde. Biz size müsaade ederseniz bir ekip oluşturalım. Bedelini de kulüp olarak bizler ödeyelim. Ve sonuç itibariyle siz de onlarla beraber çalışın. Onların yaptığı denetlemenin doğru olup olmadığını denetleyin ve ondan sonra da çıkın bunların doğru olanlarını bir şekilde Beşiktaş Genel Kurulu'na arz edin dedik. Bu konuda mutabakat sağladık kendileriyle. Bir firmayla da anlaşılmak üzere. Ki ben çok da incelenmesini istiyorum. Çünkü o dönemde ben de vardım. Dolayısıyla kendimin de incelenmesi benim için hiçbir sakıncası yok. Çok da mutlu olacağım. Benim de içinde olduğum dönemin ben de dahil incelenmesinden. Dolayısıyla ibra edilmemekten dolayı da çok da üzülmemeye gerek yok. Belki de bir şanstır kişilerin kendilerini aklayabilmeleri, ifade edebilmeleri açısından. Bu şansı denetleme bittikten sonra da İnşallah hepimiz çok iyi değerlendiririz. Eğer zaten ekşi yemedik, midemiz ağırmıyor diyorsak zaten çekinecek bir şey yok. Alan ortada. Biz düdüğü sadece çaldık, maç başladı. Herkes kendini çıksın, aklasın. Belki de aklar ama aklamayla ilgili kamuoyunu ikna etmeniz gerekiyor. Bütün mesele bu. Yani çok şey söyleniyor. Bu çok şey söylenmelere tek şey çıkıp televizyonlarda cevap vermek değil. Birilerine bunları yaptırtıp buyurun arkadaşlar rapor burada demeniz lazım. Yani benim bu olaya bakış açım bu. Teşekkür ederim. Arkadaşlar yoksa bitirelim mi? Son bir soru daha varsa kafasını ona alayım sonra kapatmak istiyorum. Buyurun. Son. Federasyon bazen kamuoyuyla ilgili vereceği mesajlarda yaptığı açıklamalarda tarih koymayabilir, zaman belirtmeyebilir ama bunu kulüplere ifade eder. Biraz önce yaptığınız başvuruyla ilgili olarak sizin federasyonla yaptığınız temaslarda evet şu anda inceleme devam ediyor ama Ahmet Bey belki bir hafta 10 gün sonra bu durum %12 %13'leri indirecek faizler gibi bir diyaloğunuz oldu mu? Bununla ilgili bir öngörünüz var mı? Yok. Şöyle söyleyeyim. Biz bununla ilgili istediğimiz cevabın acil olduğunu zaten yazımızda belirtiyoruz. Dolayısıyla da bunun geç açıklanması benim için bir şey ifade etmez. Bunu erken açıklayacağım diyeceği bana da bir tarih vermemiş. Sadece inceleme devam etmektedir dedi. Dün veya evvelsi gün elimize ulaşan bir yazı var. Müsaade ederseniz toplantıdan sonra arayacağız federasyonu. Burada zaman sınırlamamız var. Lütfen bunu bize ne zaman cevaplayacağınızı söyleyin diyeceğiz. Ayın 14 veya 15'inde bildiğim kadarıyla bir toplantısı var. Yönetim kurulu toplantısı. Birçok konunun o gün herhalde açıklığa kavuşacağını tahmin ediyorum. Arkadaşlar teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Emekçilerinizin gününü tekrar kutluyorum. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Sağlıklı, sıhhatli günler diliyorum hepinize. Sağ olun. Hoşçakalın.